Sevgili çocuklar merhaba, ben İlmek Koleji Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden Meryem Hekimoğlu. Bugün 7. sınıflarda 2. ünitemiz olan İslam'da Hac ve Kurban ünitesini işleyeceğiz. İlk konumuz olan İslam'da hac ibadeti ve öneminden başlayacağız. Hac ibadeti bizim hem malla hem de bedenle yaptığımız bir ibadettir. İleride kavramları açıklarken buna tekrar değineceğiz. Hicretin 9. yılında farz olmuş bir ibadettir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gittikten sonra, hicret ettikten sonra, 9 yıl sonra farz olmuş bir ibadettir. Ve doğal olarak da Medine'de farz olmuş bir ibadettir. Zengin ve sağlıklı Müslümanların yılın belirli zamanlarında Kabe'yi ve etrafındaki kutsal mekanları ziyaret etmeleriyle gerçekleşen bir ibadettir. Zilhicce ayının 9, 10, 11, 12 ve 13. günlerinde hac ibadeti yerine getirilir. Yani Kurban Bayramı'nın Arefe gününden başlayıp 4. gününe kadar devam eden bir ibadettir. Hac kişiye ömründe sadece bir kere farzdır. Bütün hayatı boyunca kişinin bir kere hac etmesi yeterlidir. Peygamber Efendimiz de ömründe sadece bir kere hac etmiştir, hac yapmıştır. Peki hac kimlere farzdır? Burada bütün ibadetlerde geçerli olan akıl sağlığı yerinde olmak tabii ki hac ibadetinde de ilk kural. Bununla beraber ergenlik çağına girmiş olmak haccın farz olmasının nedenlerinden birisi. Zengin olan yani mali gücü yerinde olan kişiler, seyahat özgürlüğü elinde olan kişiler, sağlığı yerinde olan ve yol güvenliğini tehdit edici bir unsur bulunmayan yerlerden gelecek kişilere hac farzdır. Bunları biraz daha ayrıntılı konuşalım. Zengin olandan kasıt belli bir miktar malı olan ve hacca gidip geldiğinde fakirliğe düşmeyecek kişiler kastedilir zengin olan derken. Seyahat özgürlüğüne sahip olan derken seyahat için herhangi bir engeli bulunmayan. Ne gibi? Tek başına yolculuğa çıkamayacak derecede hasta ya da tek başına yolculuğa çıkmasına engel olacak durumları olan, küçük bebeği olan kadınlar olabilir. Buna örnek olarak. Sağlığı hac için yerinde olan burada herhangi birinin yardımıyla gidebilen kişiler hacca gidebilirler ama gitmek zorunda değildirler. Sağlıklı olmak, kendi ihtiyaçlarını giderecek derecede sağlıklı olmak haccın farz olmasının nedenlerinden biridir. Yol güvenliğini tehdit edici bir unsurun bulunmaması bu da salgın hastalık. Mesela pandeminin yaşandığı günlerdeyiz. Şu zamanlarda hacca gitmek hiç kimseye farz değildir. Çünkü pandemi gibi bizim yola çıkmamızı, hacca gitmemizi, oraya gittiğimizde sağlığımızı etkileyecek bir unsur söz konusu olduğu için bizim şu an hacca gitmemiz farz değildir. Aynı şekilde yol üzerinde terör, savaş gibi güvenliği etkileyecek unsurlar söz konusuysa da kişinin hacca gitmesine bir engel olarak kabul edilir ve o kişiye hac farz olmaktan çıkar. Kişi çok yaşlıysa, çok hastaysa, hacca birinin yardımıyla dahi gidemeyecek durumdaysa ya da bunu tercih etmiyorsa kendi adına vekil olarak bir başka kişiyi gönderebilir hacca. Buradan haccın farzlarına geçelim. Haccın farzları aslında kodladığımız zaman çok kolay. 3 tane: ihrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak ve Kabe'yi tavaf etmek. Biz bunu şöyle şurada kısaca İTV ya da İhram TV olarak kodluyoruz. Bu bizim aklımızda kalması için kolay ve kısa bir yol. İhram, tavaf ve vakfenin kısaltılmışı İTV ya da İhram TV olarak aklımızda kalabilir. Peygamber Efendimiz haccın bütün kurallarına uyularak yapılan bir haccı, haccı mebrur olarak değerlendirilmiş ve onun karşılığının cennetten başkası olmayacağını söylemiştir. Buradan biraz alıştırmalara bakalım hızlıca. Hac doğru yanlış
bölümünde birinci önermemiz Hac Hicret'in ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır diyor. Medine'de farz kılındığı doğru ama Hicret'in ikinci yılında değil. Burada oruçla karışabilir. Dikkatli olmakta fayda var. İkinci önerme Hac'ın vaktiyle Kurban Bayramı'nın vakti aynı zamana denk gelir. Evet, Hac zaten Kurban Bayramı'nın Arife gününden başlar, dördüncü gününde biter demiştik. Doğru. Hac hem beden hem mal ile yapılan bir ibadettir. Bunu başlarken söylemiştik. Doğru. İhram, vakfe ve say haccın farzları arasında yer alır. Burada da şuna dikkat edeceğiz. İhram, vakfe, i'si var, v'si var. Ama arada say diye bizim bildiğimiz bir farz yok. Bundan dolayı bu yanlıştır. Hac ibadeti bütün ibadetler gibi Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Zengin ve sağlıklı Müslümanların ömürlerinde bir kere hacca gitmesi demiştik ki farzdır. İslam'ın 5 şartından birisidir hac. Kurallarına uygun olarak yapılan bir hac için kullanılan kavram Peygamber Efendimiz'in dediği gibi haccı mebrurdur ve hastalık, terör gibi yol güvenliğini tehdit edici bir unsur olursa hac engellenebilir. Burada birisi de sağlık olması gerekiyor. Yani onun yerine savaş da koyabiliriz. Önemli olan yola çıkmamızı engelleyecek herhangi bir durumun söz konusu olması. Hac ibadetinin insan davranışları üzerindeki etkisi aslında oldukça mühim bir konu. Her şeyden önce biz hac ibadetini yerine getirdiğimiz zaman diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz için mutlu ve huzurlu oluruz. Bu bize bir huzur ve mutluluk sağlar. Hac ibadeti için Hazreti Peygamber'in söylediği bir hadis var. Kim Allah için hac eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner buyuruyor Peygamberimiz. Buradan şunu anlıyoruz. Haccı bütün kurallarına uygun ve sadece Allah rızası için yapan bir kişinin günahları affolunmuş bir şekilde evine döner. Yani tertemiz, yani günahlarından arınmış olarak evine döner. Bu da bize haccın günahlardan arındırıcı, insanı temizleyen bir ibadet olduğunu anlatır aslında. Bir de hac esnasında biz dünyanın farklı yerlerinden Müslümanlarla bir araya geliriz ve dili ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun biz herkesle, bütün Müslümanlarla kardeş olduğumuzu orada bir kere daha anlamış oluruz. Kardeşliğimiz, dostluklarımız pekişir. İhramdan bahsetmiştik az önce, birazdan açıklayacağız ama ihram dediğimiz şey bize makam ve mevkiinin aramızda bir fark olarak olmadığını, bütün insanların eşit olduğunu gösteren bir hac kuralıdır, hac yasağıdır. Allah'a itaati ve sabrı bize öğretir ihram. Birazdan bunun nasıl olacağını konuşacağız birlikte. Tavaf, Kabe'nin etrafında dönmek, bunu da birazdan konuşacağız ama sağladığı, bize ne kattığını konuşabiliriz. Bütün hacıların birlikte omuz omuza dönmesi Müslümanların birlikteliğinin bir sembolüdür aynı zamanda. Biz orada hacca gittiğimizde hiç tanımadığımız, ömrümüzde hiç görmediğimiz insanlarla omuz omuza Kabe'nin etrafında dönmüş oluruz. Vakfe, diriliş gününde insanların hesap vermek için mahşer alanında bekleyişinin aslında bir provasıdır. Bunu da ileride göreceğiz, konuşacağız. Ve insanların Allah'a bağlılıklarını sembolize eden bir ibadettir. Vakfe zor ve önemli bir ibadettir. Say dediğimiz şey, onu da anlatınca daha iyi birazdan anlamış olacağız. Hazreti Hacer'in oğluna su arayışının bir ifadesi ve kişi sayla birlikte her zorluğun bir sonunda bir mükafat olduğunu hatırlar ve Allah'tan ümidini kesmez. Şeytan taşlama aslında insanın içindeki kötülükleri dışarı atması ve iyi bir insan olmak için çabalamasının, Allah'a söz vermesinin bir göstergesidir, bir örneğidir. Kurban ile ise insan yardımlaşma ve fedakarlık duygularını geliştirmiş olur.
Hac ibadeti esnasında ben ortadan kalkar, biz oluruz. Bütün Müslümanlarla birlik oluruz. Burada kısaca bir kodlama yapmış. İhram, eşitlik, tavaf, birliktelik, vakfe hesap verme, say, tevekkül ve çaba, kurbanda fedakarlık olarak kodlamış. Şu kısım bizim için aslında buranın kısa bir özeti gibi sorularda bu şekilde karşımıza çıkabilir. Burayı bilmek bize fayda sağlar. Bireysel faydaları da kişiyi günahlardan arındırması, Allah'a yaklaştırması ve sağlığını ve zenginliğini pekiştirmesi olarak değerlendirebiliriz. Şimdi alıştırmalarda doğru yanlış kısmında birinci önermeye bakalım. İhram yasakları kişiye Allah'a itaat ve sabrı öğretir. Doğru. Bunu ihramı konuşunca daha iyi anlayacağız. Bu şey çıkmıyor ama cevap doğru. İkinci önerme say, ümit, sabır ve tevekkülün en güzel örneğidir. Hazreti Hacer'den yola çıkarak evet. Bunun da cevabı doğru. Tavaf kişinin ahirette Allah'ın huzurunda bekleyişini anlatır, hatırlatır. Burada tavaf değil vakfe olsaydı bu önerme doğru olacaktı ama şimdilik önerme bu önerme için yanlış diyoruz. Hac insanların arasındaki makam mevki farkını belirginleştirir diyor. Yanlış, tam aksine makam ve mevki farkını aslında ortadan kaldırır, hatta tamamen kaldırır. Boşluk tamamlamaya gelince, nokta nokta girmek hacca gelen kişiler arasındaki makam ve mevki farkını kaldırır. Burada ihram olacak insanların arasında makam ve mevki farkını kaldırıp insanları eşitleyen bir şeydir ihrama girmek. İkinci olarak hac ibadetini yapan bir kişide ben duygusundan daha çok biz duygusu gelişir demiştik. Üçüncü olarak kişi hac esnasında şeytan taşlayarak kendi içindeki kötülükleri dışarıya atar, iyi bir insan olmak için söz verir. Bunu da konuşmuştuk şeytan taşlamayı konuşurken. Kurban ibadeti kişide fedakarlık, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirir. Kurban ibadeti sadece hac yapan kişilere özgü değildir. Hacca gitmeyen kişiler de kurban ibadetini yerine getirirler. Onu ayrıca ünite sonunda tekrar konuşmuş olacağız. Şimdi hac ibadeti ile ilgili kavram ve mekanlardan biraz konuşalım. İlk kavramımız ihram. İhram kelimesi, ihram kavramı haram kılmak anlamına gelir. Normal zamanda haram olmayan bazı şeylerin hac esnasında, hac yaparken haram olması demektir. Mikat sınırları diye bilinen yere geldiğimiz zaman artık ihrama girmiş olmamız gerekir. Erkekler için özel bir kıyafet vardır. Rida ve izar denilen... Şöyle altını çizeyim. Rida ve izar denilen iki parçalı beyaz bir elbiseyi giyerler ve mikat sınırına girmeden önce bunu giymiş olmaları gerekir. Kadınlar için özel bir kıyafet olmamakla beraber onlar da mikat sınırına girmeden önce ihrama niyet etmiş olmaları gerekir. Aslında ihram temel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir niyettir ve mikat sınırı dediğimiz sınıra gelmeden önce hac yapacak olan kişinin niyet etmesi, ihrama girmeye niyet etmiş olması gerekir. İhram yasakları nelerdir? Biraz bunlardan konuşalım. Normalde yasak olmayan saç, sakal ve tırnak kesmek ihramdayken yasaktır. Bitki koparmak ve hayvanlara zarar vermek yasaktır. Hayvanlara zarar vermek her zaman bizim için yasaktır ama burada kastettiği şey yemek için bile kesmek. İnsanlarla tartışmak ve kavga etmek bu her zaman yanlış olan dinimizin sıcak bakmadığı bir şeydir, doğru kabul etmediği bir şeydir. Fakat ihramlıyken kesinlikle yapmamamız gerekir. Erkeklerin dikişli elbise giymesi normalde yasak olan bir şey değil. Fakat hac esnasında ihrama girildiği zaman erkekler dikişli elbise giymez. Yukarıda dediğimiz gibi rida ve izar denilen iki parçalı beyaz kıyafeti giyerler. Parfüm, ruj ve oje sürmek bunlar da hac esnasında ihramlıyken yasaktır. Hacı ihrama girerken niyet eder demiştik. Aslında ihram temelinde bir niyet etmekti, hac etmeye niyet etmekti ve telbiye duasını
Kabe'yi görene kadar okumaya başlar. Hacı, terbiye duası, lebbek Allahümme lebbek, lebbeke la şerike leke lebbek, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek şeklinde. Aslında çok da yabancı olmadığımız, bildiğimiz bir dua, terbiye duası. Anlamı ise buyur Allah'ım buyur, buyur ey ortağı olmayan buyur, hamd nimetler ve mülk sana aittir, senin ortağın yoktur şeklindedir anlamı da. Peki, bahsettiğimiz bu mikat sınırları, ihrama girdiğimiz, daha doğrusu gelmeden, bu sınırı geçmeden ihrama girmemiz gereken mikat sınırı nedir? Biraz onu konuşalım. Hac ve umre yapacakların Mekke çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları sınıra mikat sınırı denir. Burayı biz kendimiz belirlemedik. Hazreti Peygamber mikat sınırlarını belirlemiştir ve ülkemizden hacca ve umreye gidecek olan kişileri yolculamaya gittiyseniz eğer görmüşsünüzdür. Havaalanındayken ihrama niyet ederler, ihrama girmeye niyet ederler. Mikat sınırlarını uçakla vesaire geçmemek adına. Mikat sınırlarından önce ihrama girmiş olmamız gerekir. Mikat sınırını ihrama girmeden geçen bir kişi sınırlardan çıkıp tekrar ihrama girip yeniden o sınırları öyle geçmesi gerekir. İkinci kavramımız say kavramı. Sözlükte çabalamak, gayret etmek anlamına gelir. Say kavramı bize aslında Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail için su aradığı o zamanı ifade eder. Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelme ibadetine biz say deriz. Safa'dan Merve'ye 4, Merve'den Safa'ya 3 kere gidilir. Toplamda 7 kere Safa ve Merve arasında gidilip gelinmiş olur. Haccın gereklerindendir ama farzlarından biri değildir. Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail için su arayışını sembolize eder ve bize hiçbir zaman Allah'tan ümidimizin kesilmemesi gerektiğini öğretir. Buranın da alıştırmalarına bakalım hızlıca. Doğru mu yanlış mı kısmında birinci önerme, hac boyunca kişinin saç ve sakal tıraşı olması yasaktır. Bu doğru çünkü hac boyunca ihramlı olması gerekir kişinin ve bir kişi ihramdayken saç, sakal kesemez, tırnak kesemez demiştik. Mikat ihram yasaklarının başladığı sınıra verilen isimdir. Doğru, mikat sınırı kişinin artık ihramlı olarak geçmesi gereken bir sınırdır. Hazreti Hacer'in oğlu için bulduğu suyun ismi Zemzem'dir. Doğru. Hazreti Hacer, bunu yukarıda konuşmamıştık ama Hazreti Hacer, Hazreti İsmail için su ararken Safa ve Merve tepeleri arasında giderken Hazreti İsmail'in ayaklarının dibinden çıkan suya da Zemzem adı verilmiştir. Kadınların ihram elbiselerine rida ve izar denir. Burada küçük bir kelime oyunu var yine. Rida ve izar giyim ya ihramlı bir kişinin giyeceği kıyafetlerin ismidir. Doğru. Fakat kadınların değil, erkeklerin giyeceği kıyafettir. Kadınların özel bir giysisi yoktur hac için. Say Safa'dan Merve'ye 4, Merve'den Safa'ya 3 kez yapılır. Toplamda 7 kez gidilip gelinmiş olur. Kelime anlamı hızlı hızlı yürümek ve gayret anlamına gelen hac ile ilgili kavram gayret, çaba demiştik ki saydır. Saç ve sakal kesmek, bitkileri koparmak ve canlılara zarar vermek ihram yasakları içinde yer alır. İhram haram kılmaktır demiştik. Kişi ihrama girerken telbiye duasını okumaya başlar ve Kabe'yi görünceye kadar telbiye duasını okumaya da devam eder demiştik. Son birkaç kavramımız kaldı. Bunlardan birisi tavaf. Kelime anlamı tavaf, dönmek demektir tavafın kelime anlamı. Bunu aslında biz bazen günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Bir şeyin etrafında çok döndüğümüzde ya da bir yere çok gidip geldiğimizde tavaf ettiğin gibi deyimlerimize de geçmiş. İşte onun temeli buradan geliyor. Kabe'nin etrafında dönmek anlamına geliyor tavaf. Hacerül Esved taşı burada görülmüyor ama daha doğrusu Hacerül Esved'den başlayarak Kabe'nin etrafında
7 kere dönmektir. Burada 7 rakamı bizim için biraz önemli. Say 7 kere yapılıyordu. Daha doğrusu Safa'dan Merve'ye ve Merve'den Safa'ya toplamda 7 kere gidip geliniyordu. Bir de Kabe'nin etrafında 7 kere dönülüyordu. Bu da bir tavaf oluyordu. Dönüş saat yönünün tersine doğru yapılır hacda tavaf. Hacerül Esved'den başlayarak saat yönünün tersinde 7 kere dönmek şeklinde yapılır. Her bir dönüşün adı şavttır. Her bir dönüşe bir şavt denir. Toplamda 7 şavt olduğu zaman bir tavaf olmuş olur. Farz olan tavaf ziyaret tavafıdır. İTV dediğimiz ihram, tavaf ve vakfe farzlarından farz olan tavaf ziyaret tavafıdır ve Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününden birinde yapılır. Veda tavafı ise hacıların Mekke'den ayrılmadan önce Kabe'yi ziyaret etmesidir ama veda tavafı farz değildir. Hacerül Esved taşından bahsedelim biraz. Daha doğrusu Hacerül Esved'den, bu zaten taş demek. Cennetten indiğine inanılan bir taştır. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi yaparken bizzat kendileri oraya yerleştirmişlerdir ve Kabe'nin güneydoğu köşesinde yer alır. İkinci kavramlarımızdan biri vakfe kavramı. Kelime anlamı olarak durmak demektir vakfe ve Arefe günü, yani Zilhicce'nin 9. günü öğleden öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat'ta ve daha sonra Müzdelife'de bulunmak demektir. Burada farz olan, yine altını çizeceğim, Arafat'taki vakfedir. Müzdelife'deki vakfe farz değildir. Arefe günü öğlen vaktinden akşam güneş batıncaya kadar Arafat Dağı'nda, yani Cebeli Rahme'de hacılar dua ve tövbe ederler. Burada herkes bir arada aynı anda Allah'a dua eder, tövbe ederler. Bu çok, yani birlikte yapılan bir ibadet olmasından ötürü çok kıymetli bir ibadettir. Aynı zamanda bunun Peygamber Efendimiz, ay burası olmadı, vakfeyi yeniden anlatayım. Vakfenin kelime anlamı durmak, beklemek demektir. Zilhicce'nin 9. günü öğlenden başlayıp akşama kadar, daha doğrusu bayram sabahına kadar, bu da olmadı. Vakfenin kavramlarımızdan biri de vakfe. Vakfenin kelime anlamı durmak demektir. Zilhicce'nin 9. günü öğlen vaktinden bayram sabahına kadar Arafat'ta bir sürede Müzdelife'de beklemeye, durmaya denir. Burada altını çizdim. Farz olan vakfe Arafat'ta yapılan vakfedir. Müzdelife'de vakfe farz değildir. Burada altı çizili olduğu gibi vaciptir. Peygamber Efendimiz hac Arafat'tır buyurmuştur. Bu bize vakfenin ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösterir aslında. Arefe günü öğlen vaktinden akşam güneş batıncaya kadar Arafat'ta, yani Cebeli Rahme'de hacılar dua ederler, tövbe ederler ve beklerler. Bu topluca yapılan bir ibadet olduğu için ayrıca kıymetlidir ve hep birlikte yapılan dua ve tövbenin kabulü Peygamber Efendimiz tarafından kesin olarak söylendiği için bu anlamda da çok kıymetli bir ibadettir. Akşamdan sonra ise Arafat'la Mina arasında bulunan, Mina'ya birazdan geleceğiz, Müzdelife de beklemek anlamına gelir. Müzdelife'ye de akşamdan sabaha kadar vakfe yapılır. Bir sonraki kavramımız şeytan taşlama. Hacılar bayram sabahı şeytan taşlamak için Müzdelife'den taş toplarlar ve daha sonra Mina'ya geçerek orada küçük, orta ve büyük olan cemreleri, yani cemre adındaki sütunları taşlarlar ve böylelikle sembolik olarak şeytan taşlamış olurlar. Bu aynı zamanda bizim nefsimizin kötü yönlerini köreltmemiz, nefsimize karşı kendimizi iyi hale getireceğimize, huylarımızı düzelteceğimize, kötü huylardan arınacağımıza dair bir söz verme olarak değerlendirebilir şeytan taşlama. Bayram sabahı olmak zorunda değildir şeytan taşlama. Bayramın diğer günlerinde de, ikinci ya da üçüncü gününde ya da dördüncü gününde de yapılabilir.
Kurban kesme ibadeti ise şeytan taşlayan hacı Mina'da kurbanını keser, tıraşını olur ve ihramdan çıkar ve daha sonra farz olan ziyaret tavafını yapar ve say ile haccını bitirmiş olur. Burada doğru yanlışlara ve boşluk tamamlamaya bakalım, alıştırmalarımızı yapalım. Doğru yanlışlarda birinci önermemiz, tavafta dönüş saat yönü istikametinde yapılır. Bunu söylemiştik, saat yönünün tersinde yapılır aslında. Onun için birinci önermemiz yanlış. Arafat vakfesi farz olup Zilhicce'nin 10. günü yapılması gerekir. Vakfe doğru, İTV'nin V'si farz doğru. Fakat Zilhicce'nin 10. günü değil, Arefe günü yapılması gerekir. Yani Zilhicce'nin 9. günü. Burada birisi doğru önermelerin, birisi yanlış. Dikkatli okumamız gerekir. İnsanlar diriliş gününde hesap vermenin provasını vakfe ile yaparlar. Doğru. Arafat'ta toplanıp bütün Müslümanlar Allah'a dua ve tövbe ederek aslında diriliş gününün bir provasını yapmış olurlar. Bunu daha önce söylemiştik. Hacerül Esved taşı Kabe'nin güneybatı köşesinde bulunur. Yanlış. Az önce söylemiştik. Hac'da kurban kesilen ve şeytan taşlanan mekanın ismi Mina'dır demiştim az önce. Kişi şeytan taşlama ibadetini yerine getirmek için taşları Müzdelife'den vakfe yaptığı yerden, ikinci vakfe yaptığı yerden toplar. Arafat vakfesini yerine getirmek farz demiştik. Müzdelife vakfesini yerine getirmek ise vaciptir. Burada bizim İTV dediğimiz haccın farzlarından biri olan vakfe Arafat vakfesiydi. Müzdelife ise vacip bir vakfeydi. Ziyaret tavafı farz olan tavaftır ve bayramın ilk 3 gününde yapılır demiştik. Buradan sonraki kısımda Kabe'nin özellikleri var. Burada kısaca buradan bahsedelim. Kabe adını şeklinden alır. Arapçada Kabe küp demektir ve Kabe'nin şekli küp şeklinde olduğu için Kabe adını almış olur. Kabe'nin bir adı da Beytullah'tır. Yani Allah'ın evi ve biz bunu günlük deyimlerimizde, konuşmalarımızda Beytullah'a yüz sürmek olarak aslında kullanıyoruz, kullanmışız. Hep Kabe yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk evdir. Bu anlamda bizim en eski ibadet yerimizdir Kabe. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş ve ilk tavaf ikisi tarafından yapılmıştır. Ve Kabe'nin etrafında herhangi bir cana kıymak, bitki koparmak, hayvan öldürmek yasaktır. Bu yasakların olduğu kısma ise Mescid-i Haram denmiştir Kabe'nin hemen etrafındaki kısım. Burada makamı İbrahim vardır. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail birlikte Kabe'yi inşa ederlerken iskele olarak kullandığı ve daha sonra insanları buradan hacca davet ettiği taşın ismi makamı İbrahim'dir. Zemzem suyu Hazreti İsmail için koşarak su aradığı zaman Hazreti İsmail'in ayağından çıkan suya verilen isimdir. Bu su akıp giderken Hazreti Hacer onu durdurmak için dur manasında, kendi dilinde dur manasına gelen zemzem kelimesini kullanmıştır ve bundan dolayı bu su zemzem adını almıştır. Hacerül Esved ise cennetten indiğine inanılan bir taştır. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi yeniden inşa ederken burayı tavafın başlama yerini belirlemek için Kabe'nin güneydoğu köşesine koydukları bir taştır bu. Daha sonra Medine'yi ziyaret var. Haccı bitirdikten sonra hacca giden kişiler genellikle Kabe'den, Mekke'den Medine'ye geçerler ve orayı da ziyaret ederler. Bu haccın farzları arasında değildir. Bir kişi Kabe'ye gidip etrafındaki kutsal mekanları ziyaret edip haccın farzlarını yerine getirip dönse Medine'ye uğramasa haccı gerçekleşmiş olur. Fakat
Peygamber Efendimiz beni vefatımdan sonra ziyaret edenler beni hayattayken ziyaret etmiş gibidirler dediği için bizim için çok kıymetli bir şeydir. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek ve hacca giden herkes muhakkak ki Medine'yi ziyaret eder ve öyle döner. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebi'nin hemen Peygamber Efendimiz'in inşa ettiği Mescid-i Nebi'yi muhakkak ki ziyaret ederiz. Hacca gidenler muhakkak ki ziyaret ederler. Ve Peygamber Efendimizin mezarı da, ravzası da oradadır. Ve buraya temiz bahçe anlamına gelen Ravza-i Mudahhara da denir. Hemen buranın alıştırmalarına bakalım hızlıca. Burada önermelerimize gelince, doğru ve yanlış, doğru mu yanlış mı önermelerimize gelince, Peygamber Efendimiz 632'de Mekke'de Hazreti Ayşe'nin odasında vefat etmiştir diye bir önermemiz var. Kafa karıştırıcı bir kelime var burada. Mekke'de değil, Medine'de 632 ve Hazreti Ayşe'nin odası doğru ama Mekke dediği için bu önermeyi yanlış kabul ediyoruz. İkinci önerme, Kabe ve çevresinde bitki koparmak ve cana kıymak yasaktır. Bu haram dediğimiz, mescide haram dediğimiz kısım için doğru. Beytullah'a yüz sürmek, Kabe'yi ziyaret etmek demektir. Evet, bunu az önce bahsetmiştik. Kabe'yi yeniden inşa eden peygamber Hazreti Muhammed değildir. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'dir. Sadece Peygamber Efendimizin döneminde küçük tadilatlar yapılmıştır. Ama yeniden inşa etmek Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in yaptığı bir şeydir. Kabe'yi yeniden inşa ettikten sonra ilk tavafı yapan Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail olmuştur. Günümüzde Kabe'nin 10 metre yakınında cam bir fanus içinde yer alan taşa Makamı İbrahim denir. Buradan Hazreti İbrahim insanları hacca davet etmişti ve iskele olarak kullanmıştı demiştik. Peygamberimizin Medine'de bulunan kabrine de Ravza-i Mudahhara yani temiz bahçe denir demiştik. Kabe yeryüzünde Allah'a ibadet amacı taşıyan ve bu amaçla yapılan ilk evdir diye de söylemiştik. Haccın yapılışına gelince bize böyle bir sıralama vermiş ve bu bizim aslında haccın yapılışını ezberlememiz için, sırasını ezberlememiz için güzel bir tablo. Burayı çalışmak, sıralama anlamında öğrenmek için önemli. Her şeyden önce hacca giden bir kişi, hacca gitmeye niyet eden bir kişi mikat sınırlarında ihrama girmelidir. Ve daha sonra ilk yapacağı şey Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmaktır. Daha sonra oradan Müzdelife'ye geçip orada vakfeye durmaktır. Ve daha sonra şeytan taşlamak gelir. 3 sütun demiştik, 3 cemre. Bunlardan küçük, orta ve büyüğü sırayla taşlar demiştik hacı. Daha sonra kurban keser ve kurbandan sonra ihramdan çıktığına bir işaret olarak ya saçını tamamen keser ya da küçük bir parça keser. Bu kişinin ihramdan çıkmasının bir sembolüdür. Hazreti Peygamber tamamen tıraş olduğu için sünnet olarak genelde tamamen tıraş olunur. Ve daha sonra ziyaret tavafı olan Kabe'yi tavaf etmek ve en sonda say yaparak hac bitirilmiş olur. Bu şekilde şu tablo bize Kabe'yi, daha doğrusu haccın genel bir görüntüsünü vermiş olur. Şuradan sırayla nerede hangisi önce gelir öğrenebiliriz, öğrenmiş oluruz. Burada aşağıda bunun açıklaması yazıyor. Biz konuştuk az önce. Mekanlar ise kısaca tekrar hatırlamak için söyleyelim. Say Safa ve Merve'de yapılır. Arafat, Müzdelife'de, daha doğrusu Vakfe Arafat'ta ve Müzdelife'de yapılır. Şeytan taşlama ve kurban kesme Mina'da. Tavaf ise Kabe'nin etrafında yapılmış olur. Hac ile ilgili kavramlarımız bu kadar. Bu dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.